Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konuğumuz Kia Stonic. Aracımız 2020 model arkadaşlar. Kia Stonic biliyorsunuz 2017'li itibariyle üretilmeye başlanan bir Kia modeli. Farklı pazarlarda Kia KX1 olarak da adlandırılıyor bu otomobil. Hyundai i20, Kia Rio ve Hyundai Kona gibi otomobillerle ortak platform paylaşan bir araba. Zaten motorlarda birbirleriyle ortak arkadaşlar. Bu otomobilin dünya üzerinde totalde 1.03 silindirli Turbo GDI, 1.2 ve 1.4 MP ve 1.6 dizel versiyonları var. Şanzıman olarak 6 ileri manuel, 6 ileri tam otomatik ve 7 ileri DCT şanzımanlar kullanılmış. Ülkemizde 1.0 benzinlisi ve 1.4'ü biraz daha yaygın arkadaşlar. Ama 2020 yılı itibariyle bir makyaj gelip daha fazla motor seçeneğinin geleceği de söyleniyor. Böyle bir haber okumuş araç sahibi. Bunu benimle paylaştı. Aracımız B SUV olarak geçiyor. Dışarıdan baktığınız zaman esasında B sınıfı hatchback bir otomobil gibi duruyor. Öyle çok iri yarı bir araba değil. İçine bindiğiniz zaman aslında biraz daha genişmiş diyorsunuz bu araba için. Ve içeriden baktığınız zaman dışarıya bir tık daha hoşunuza giden bir otomobil bu otomobil. Hemen şöyle teknik detaylarından başlayayım. Bizim test konumuz olan araç 1.4 atmosferik 4 silindirli. Bildiğimiz MP'yi Hyundai 20'lerden, Kia Rio'lardan bildiğimiz motora sahip. Bu motor 100 beygir güç ve 133 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Aynı zamanda 6 ileri otomatik şanzımanla birlikte geliyor. Biliyorsunuz kardeşi Hyundai'lerde 4 ileri şanzımanlar kullanılıyor. Kia'daki bu 1.4 motorla birlikte 6 ileri hem Rio'larda hem Stonic'lerde kullanılıyor. Test konumuz olan araç cool paket. 1200 kilo civarında bir ağırlığı var. Ve 0'dan 100 km hızlanması bu motor şanzımanla birlikte 13.8 saniye. Aynı zamanda 352 litrelik bir bagaj hacmi ve 500 kilo civarında bir taşıma kapasitesi de sunuyor. Hemen şöyle ön taraftan başlayalım. Cool paketiyle birlikte önde görüyorsunuz. Mercekli farlarımız var. Bunlar halojen yanıyor. Alt tarafta sis lambalarımız. Ortada yine standart Kia panjurumuz mevcut. Yine kaputun üzerinde bir Kia logomuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu gri kaplamalar, alttaki çizgiler hoş gözükmüş gerçekten de. Yan tarafa geçtiğim zaman şunu görüyorum. Ön tamponun altında, yan dodiklerde, arka tarafta tamamında şu plastik kaplamalar var. Yani günümüzün SUV otomobillerinin tamamının barındırdığı özellik bu otomobilde de mevcut. 185-65-15 çokollu jantlar var yan taraftan baktığınızda. 15 jant da fena değil, iyi konforlu ama 16 olsa bir tık daha güzel yol tutar diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle yandan iyice baktığımız zaman çamurlukların biraz kabartılı yapıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda ön kaput kısmında biraz böyle kabartılı tasarlandığını görüyorsunuz. Yukarıda iki tane tavan barımız var. Arkaya geçtiğimiz zaman şurada çok şık bir Stonic yazısı var. Altta yansıtıcılar ve şu difüzörümüz, egzoz çıkışımız oldukça güzel. Alt taraftan böyle genişleyen bir yapısı var ya da üst tarafa doğru daralan bir yapısı var da diyebiliriz Stonic için. Şöyle hemen açalım bagajını, bir bakalım bagaj kısmına. 352 litrelik bagajımız burada. Oldukça düz bir bagaj. Herhangi bir özelliği yok. Şurada bir tane aydınlatmamız var. Burada küçük bir gözümüz var arkadaşlar. Ve ışık kısmımız şöyle gördüğünüz gibi yüksek. Yukarı doğru bakalım. Burada kaplamamız var ve iki tane tutamağımız mevcut. Bagaj kapağımız öyle hafif falan değil yani. Bayağı tok tok bir bagaj kapağı var. İçine doğru bir bakalım. Oldukça güzel kapı hissiyatlarımız mevcut. Yine kapı içleri falan Hyundai i20'lerle olduğu gibi aynı. Buralar tamamıyla sert plastik. Kapı içi gözlerimiz mevcut. Çocuk kilidimiz mevcut. İçeri baktığımız zaman buradaki koltuklar da yine yıllardır kullandığımız i20 Kia'larla tamamen aynı. Orta kol dayanağımız mevcut değil ve bu koltuklar 60'a 40 oranında yatabiliyor. Şöyle içine doğru bir bineyim. Burada görüyorsunuz tutamaklarımız, ayarlı emniyet kemeri mandallarımız, işte askı aparatlarımız. Arkada bir önde bir tane aydınlatmamız. Aşağı doğru indiğim zaman burada çok küçük bir şaft tüneli ve şurada bir tane USB çıkışımız. Hızlı şarj yapabiliyormuş bu USB çıkışı. Baş mesafemiz şöyle, yani bayağı iyi baş mesafesi var. 5 parmağın üzerinde benim boyum 1.78. Diz mesafesi de şu şekilde, yani diz olarak da ben biraz geride kullanmama rağmen gayet rahat bir şekilde sığdım. İlginç bir şekilde. Bagajı çok geniş değil ama diz baş olarak hiç fena da değil bu otomobil. Ön tarafa doğru bir geçelim hemen. Buradaki hissiyatlarımız da güzel. Kapı yüzeyleri burada da sert arkadaşlar. Sadece sol ön cam tam otomatik. Yan aynaları buradan elektrikle ayarlayabiliyorsunuz. Şuralar falan tamamıyla sert. Sadece salon koltukta derin iki ayarımız mevcut. Gördüğünüz gibi ve koltuklarımız yine standart Kore grubu. İçine biniyorum. Burada havalandırma menfezleri, şurada far ayarları mevcut. Şöyle geldiğim zaman direksiyonumuz oldukça şık. Güzel bir direksiyon. Bu direksiyonda derinlik yükseklik ayarı mevcut. Far sensörümüz mevcut arkadaşlar bu otomobilde. Bluetooth telefonumuz var, hız sabitleyicimiz var. Donanım olarak gerçekten
Güzel bir araba. Şöyle bir anahtarımız var. Standart Kia anahtarı. Şöyle çalıştıralım. Buradan yol bilgisayar verileri arasında geçişler de sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ortada bir tane ekranımız var. Android Auto ve Apple CarPlay de bu ekran üzerinde mevcut arkadaşlar. Yani donanım olarak araba gerçekten güzel ve bu ekran dokunmatiğini falan ben bayağı bir sevdim. Zaten menümüzde bu kadar. Hani çok fazla bir şey yok. Şöyle menüye girdiğiniz zaman görüyorsunuz. Telefon, Android Auto, Apple CarPlay, AUX, işte ayarlar vesaire. Çok fazla bir detay yok ama bunların olması güzel. Altta manuel bir klimamız. Onun altında USB ve AUX girişimiz. Şurada bir tane 12 volt çıkışımız. Vitesin önünde kocaman bir gözümüz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şanzıman kolumuz da bu arada bu grubun en şık şanzıman kolu. Yeni Audi'lerin kollarına benziyor. Şurada iki tane bardaklığımız var. Burada bir kol dayanağımız var. Bu kol dayanağı ileri geri oynayabiliyor. Manuelde bir el frenimiz var. Sağ tarafta şurada bir tane torpido gözümüz var. Yani grubun diğer üyeleriyle aynı bu göz. Yukarı doğru çıktığım zaman yukarıda da ışıklı makyaj aynası görüyorsunuz. Burada bir tane gözlüklük. Ve şurada yine bir tane ışıklı makyaj aynası mevcut. Stoney'in iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi kameralarımı bir bağlayayım ve bakalım sürüşlü araba bize neler sunacak. Gerçekten standardı yüksek, güzel bir araba. Beğendim. Erdal hocam hoş geldin. Şöyle hoş camı kapatalım. Hocam Bursa'dan gelmişsin, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Kia Stoney'ini şöyle bir dışını dolandık ama ben arabanın gerçekten donanım seviyesini beğendim yani. Bu arabayı sen 1,5 ay önce 157 bin liraya almışsın. Doğru. Fiyat olarak baktığın zaman gerçekten de otomatik. İşte B SUV, hani çok böyle SUV havası yok ama yok. B SUV olarak baktığında hani bir tık yüksek. İşte i20'lerden falan filan bir tık yüksek. Belki hani Kona'yla eşleştiriliyor ama bana göre baktığın zaman i20 aktiflerle biraz daha belki yakın birbirine. Doğrudur. Onun modernleştirilmiş ya da SUV'a çevrilmiş hali diyebiliriz. Aynen. Biraz daha böyle yakın bana göre ama tasarımı çok güzel. Giriş paketinin donanımı çok güzel hocam. Şimdi bakıyorsun. Hız sabitleyicinin, otomatik farın, işte şeyleri, ben bu grupta mesela şeyi çok seviyorum. İşte aydınlatma iki tane ön arka adam kesin koyuyor. Ayarlı emniyet kemeri mandalı kesin koyuyor. İşte ne bileyim baktığın zaman gözlüklük kesin koyuyor. Burada ışıklı makyaj aynası kesin koyuyor. İki tane USB kesin koyuyor. Evet. Arkada da USB'in var. Baktığında günümüz otomobillerinin çoğunda donanım olarak gerçekten hani bu pakette 10 numara bir donanım seviyesi var. Ben zaten hep şey diyorum yani Japon Kore grubunun giriş paketleri doludur. Dolu paketleri boştur Alman'a göre. Evet. Yani alt genel paketleri daha donanımlı. Aynen. Şimdi Alman'a alıyorsun mesela alt paketinde teyipsiz bile al yani. Şeyde var. Almanya'da falan teyipsiz Focus'lar var hocam. Doğrudur. Şirket arabası olarak satıyorlar. Direkt teyip bile yok yani. Olabilir. Bu arabanın motoru, platformu esasında bana çok tanıdık zaten. Çünkü 1,5 sene i20 kullandım ben. Hmm. Platform aynı, motor aynı. Şanzıman sadece 6 ileri. 6 ileri ama oranları uzun değil. Yani 4 ileri şanzımanla da 120'de 3000 devirde gidiyordum. Bunda da benzer gidiyorsun. Ama ne var? Bunda ara vitesler var. Yani şöyle düşünmesinler. 4 vitesin sonuna 2 vites eklemişler diye düşünmesinler de 4 vitesin arasına 2 vites eklemişler diye doğru düşünsünler. Katalogda o değerler görülebilir. Aynen yani işte onu okumak önemli zaten. Ben hani böyle anlaşılabilir bir dille anlatmaya çalışıyorum. Hocam senin de motor öğretmeninmişsin zaten. Anlatılabilir bir dille anlatmaya çalışıyorum. Arasına eklenmiş olarak bunun avantajı ne? Bunun avantajı şu. Mesela 4 ileri şanzımanda işte arabayı dolduruyordum mesela. Atıyorum 4000 devirde vites değiştirince araba 1500 devire geliyordu. İyi giderken birden toparlayamamaya başlıyordu. Çünkü oranlar genişti. Aralıklar genişti. O işte 4000 devirle giderken 1500 devire düşmesin diye araya bir vites daha koymuşlar. Araba 4000 devirle giderken vites attırıp 2500 devire düşüyor. Doğal olarak toparlıyor. Rahat bir şekilde toparlayarak gidiyor. Zaten kullanılan o 4 ileri şanzıman bunun belki 20 sene 15 sene öncesinin 2.0, 3.0 motorlarına kullanılan şanzıman da aynı oranlarda. Yani biniyorum onlara da biniyorum. Bakıyorum öyle mesela şeylerde de öyle. Honda Civic'lerde de öyle. 2.4 Accord'un oranıyla 1.6 Civic'in şanzımanı aynı. Oranlar aynı yani. İkisi de 150'de 3000 devirde gidiyor. Doğal olarak Civic yokuşlarda 3. viteste gidiyor. Çünkü aralık çok fazla. Araba doldurması lazım. Tork üretmesi lazım. Devir çevirmesi lazım. Otomatik şanzıman. Şimdi bu grubun yani Kore ve Japon grubunun şanzımanları böyle ama bu şanzıman 4 ileriye nazaran daha mantıklı olmuş. Daha güzel, daha yumuşak. Vites geçişleri de bir tık daha yumuşak. 4 ileriler Mitsubishi'den alınan şanzımanlar. Aslında bunlar da öyle ama bunların üzerinde grubun fazla oynamaları var. Yani alıp da böyle değiştirdiği, güncellediği şeyler var. 4 ileriler
bir tık daha böyle buna göre yokuşlarda falan bir tık daha sert vites değiştiriyor. Ve bazen kafası karışıyor. Kafa karışma sebebi de işte az önce anlattığım oranların geniş olması. 1.4 tamam bir yazılım yapmışsın ama araba vites düşürtüyor, yetmiyor. İşte yükseltiyor, yetmiyor. Düşürtüyor, anca gidiyor. Bu sefer diyorsun ki ya bunun kafası karıştı diyorsun. Aslında ondan değil, güç yetmediği için evet. Oluyor. Eşit devirlerde torku yetersiz kalınca hemen bir düşürtüyor hemen vitesi. Sen ne diyorsun işte yükseltti, düşürttü. Bu sefer darbeli geçiyor. Tabii. O zaman diyorsun ki ya kafası karıştı, işte ufak bir şey oldu, sirkelenme oldu vesaire. Bunda onlar olmuyor. Bu o manada daha güzel. Zaten Kia grubu Hyundai grubuna göre bence tasarım olarak da daha iyi arabalar üretiyor. Ama Hyundai daha pahalı. Ne hikmetse onu bilmiyorum. Ama bakıyorum bunun tasarımı daha güzel. İşte şanzıman mesela bunda 6 ileri, onda 4 ileri daha avantajlı. Kia neden tutulmuyor bilmiyorum. Ama Kia şu an gerçekten hem fiyat olarak hem tasarım olarak zaten şasisi platformu aynı. Onlara diyecek bir şey yok. Daha iyi otomobiller üretiyor bence bana göre. Yani Hyundai bir tık daha yalıtımlı olabilir bunlara göre ama o da çok şey değil yani böyle arada ahım şahım bir fark yok. Şimdi biz gelelim arabamıza. Bu kadar bayağı çene çaldık hocam. Görüş açılarımız 10 numara arkadaşlar. Yan aynalar büyük. Zaten bu grubun artık yani 2010 sonrası her arabanın, her grubun olayı artık. Görüş problemin yok. Astunlar aşırı geniş değil. Bir de tasarımları düz. Böyle çok şey değil. Mesela işte aşırı yatırılmış oluyor Fransızlarda. Göremiyorsun köşeleri. Bunda öyle değil. Güzel. Orta aynamız güzel. Koltuklarımız rahat. Minder uzunlukları hiç fena değil. Böyle bazı otomobillerin minderleri daha kısa oluyor. Özellikle bu tarz işte B bile olsa SUV otomobillerde, biraz yüksek otomobillerde şey önemli. Minderin uzunluğu çok önemli. Yanal destekler çok önemli. Bunu da mükemmel diyemem ama gayet yeterli. Yani hiç böyle rahatsız olmadan biniyorsun. Direksiyonun netliği hocam çok güzel bir direksiyonu var. Net bir direksiyonu var arabanın. Verdiğin tepkilere anda cevap veriyor ama burada işi karıştıran bir şey var. 15. jantlar. Biraz da ince lastiklerin. Öyle olduğu için özellikle yüksek süratlerde ani tepkiler verdiğin zaman önden biraz zorlarsan arkadan şöyle bir 16 inç böyle bir belki 205-55-16. Bir üst pakette 17 inç onu almak lazım ben de aynı fikirdeyim. Bence 17 de buna sert olur. 16 205-55-16'yı takacaksın hocam buna tertemiz bineceksin yani bu arabaya diye düşünüyorum. Hem yani 17 kadar iyi olmayabilir ama konfor ve yol tutuş dengesi bence bu araba için 16'dır diye düşünüyorum yani açıkçası. Bununla beraber bu lastik jantların küçük olması nedeniyle aslında direksiyon net ama böyle bir tık şey yapıyorsun. Ya işte bakıyorum ben mesela i20'lerde falan da 16 inç en azından standart 16 inç koysalar diyeceğim ama adam 15 inç çelik jant koymuş yani. O da bir şey yani baktığın zaman kapak jant falan değil yani çelik jant koymuş. O da bir avantaj. İşte mercekli far koymuş mesela o da bir avantaj. Direksiyonun tutuşu çok güzel. Burada bak bunun derinlik yükseklerinin olması da güzel bir şey. Onu da o manada beğendim. Bu tümseklerden falan badal derler İç Anadolu'da geçtiğin zaman hafif bir şura da böyle bir tıkırtı oluyor bir oynama oluyor o dikkatimi çekti bu arabada ama mesela bu teybin yerleşimi ekranın yerleşimi falan çok güzel burası bence gayet güzel bir tasarım olmuş sen sadece havalandırma menfezleri birazcık şey diyorsun hocam yüksek küçük fazla. Ses yapıyor diyorsun ama iyi hocam çok değil yani bugün çok değil. Passat'a bin onda da yapıyor yani hani şey gönlümüzün sultanı hep Passat diyor hocam bunu şöyle hoşuma gidiyor. O bahsettiğin donanımlar kalitesiz bir şekilde sunulmamış. Mesela tabii. Güzel. Hissiyatı, işe yarıyor. Plastiği, dokunması, kapı kolları, plastik aksamları kalitesi değil. Yani donanım var hem de biraz daha kaliteli. Aynen. Şimdi mesela eskinin Fransızı vardı. Donanımlı gelirdi ama elinde kalacakmış gibi olurdu. Bunda öyle değil yani. Değil. Bunda eskimeyeceğine eminsin bu kullandığın malzemelerin. Şimdi aracın yalıtımına gelecek olursak arkadaşlar arabada motor sesi şöyle yokuş yukarı çıkıyorsun. Bu arada 2700'de tabii ki devir çevirdiğiniz zaman tatlı bir motor sesi var. Kappa motor zaten bunların sesleri güzeldir. Bu arabada motor sesi arkadaşlar 3000 devirden sonra gelmeye başlıyor. Zaten 3000'de 120'de gidiyorsun uzun yolda çok bir sıkıntın yok. Rahat bir şekilde 120'de 130'da 130 biraz sınır 130'dan sonra evet. Ses gelmeye başlıyor arabada. Beklediğinden daha sesli açıkçası yani küçük bir araba olmasından. Aynen 1.4 100 beygir diyorsun. Motor sesi neredeyse hiç gelmiyor. İşte 130'ları falan aşman lazım o da güzel yani 1.4 evet. 100 beygir bir araba alıyorsan hocam. Atmosferik motor gayet yani, iyi. Beklentin zaten o civardadır hani. Yani. 200-200 şimdi adam alıyor 1.4 arabayı diyor ki çok ses geliyor. Kaçta giderken 180'de abi o arabanın işi o değil ki zaten. Evet. 2000 motor bir araba ne bileyim bir turbolu bir araba al onda gelmesin yani. Şimdi rüzgar sesine baktığımız zaman o da iyi aslında 100, 105'ten sonra gelmeye başlıyor.
gerçekten de rüzgar ses seviyesi de iyi. Eskiden mesela 70'lerde 75'lerde duyardın bu tarz arabalarda. Bunda öyle değil. Yol sesine bakarsan işte yol sesi hep geliyor hocam. Evet, yani yol sesi. Gibi. Özellikle asfalta göre değişiyor. Ama çakıllı asfaltta bayağı net yol geliyor, sesi aynen. Var. Arka tekerleklerden yalıtım zayıf. Arkadan önden daha hafif aldım ben yol sesi. Ama yol sesim var yani. Ha şu var. 140'a 150'ye çıktığın zaman yol sesin aşırı böyle bir artmıyor. Şimdi eski bu grubun arabalarına bindin mi uğultu başlardı aşağıdan. Yok o derece değil ama hissediyorsun. Yol sesi var. Şimdiki ben arabalarda hep onun ayrımını yapıyorum. Diyorum ki yol sesi artarak devam ediyor ya da belli bir seviyede kalıyor. Yani o çok önemli. Yol sesi var ama belli bir seviyede kalıyor. O da alt tarafın aerodinamisiyle biraz alakalı. Eski mesela işte i20'nin ilk versiyonuna biniyorsun hocam. Gazlıyorsun. Gazladıkça uğultu devam ediyor. Artarak devam ediyor. Böyle çok rahatsız oluyorsun ondan. Öyle baktığın zaman bunun güzel yol sesi. Şimdi süspansiyonlarına gelelim. Bu jantlarla beraber araba çok konforlu. Yani böyle bayağı yumuşak bir arabaya biniyorsun. Benim çok hoşuma gitti. Hiçbir yerde beni rahatsız etmedi mesela süspansiyonları. O yüzden diyorum hani takılacaksa 16 takılsın. En azından bu konfordan çok vazgeçilmesin. Çünkü beğendim yani arabanın konforunu. Belki bir tık daha geniş, uzun bir araba olsaydı hani böyle daha güzel hissettirirdi. Küçük araba olunca her ne kadar güçsüz de olsa birazcık böyle şey yapıyorsun. Hani tepkiler biraz daha böyle net yüzüne vuruyor senin. Hani diyorsun ya işte biraz fazla yumuşak mı acaba falan diye. Özellikle virajlarda onu hissediyorsun. Şurada mesela bir bakalım. Bu arada şanzımanın geçişleri falan çok güzel ya. Tıkır tıkır hiçbir şey hissetmiyorsun. Gidiş olarak şu an 3 kişiyiz. Bir de çantam var arabada. Yaklaşık 3000 devirde 80 km hızla çok rahat bir şekilde gidebiliyoruz. Yokuş şu an dikleşiyor mesela havalimanı yolunda arkadaşlar. Şöyle viraj olarak da aslında virajları güzel hocam. Yan yatma var. Ama 120'lerde 130'larda hiç sıkıntı yaşamıyorsun. Rahat bir şekilde dönüyorsun. Bak mesela buranın kaygan virajlarından bir tanesi. Rahat bir şekilde gidebiliyorsun. Ben mesela i20 70'i geçemiyordu burada durup kalktığım zaman. Bakacağız. Bunda da bakacağız. Bakalım bu nasıl gidiyormuş. Şanzıman önemli tabii. Aktarımı şanzıman vasıtasıyla yaptığınız için şanzıman bir otomobilde gerçekten önemli. 4 ileriyle 6 ilerinin farkını yokuşta anlıyorsunuz daha çok. Ve tabii hızlanmalarda ara şeyleriniz olduğu için daha net anlıyorsunuz. Şu an 4000 devirde 80'de ilerliyoruz mesela. Alttaki roket tuşuna bastım. Çok aşırı bir farkı olmadı. Biraz hareketlendirdik sadece. 85 olduk. 90 olduk. Yani bunun üzerine belki 100 olur burayı bitirene kadar. Bu şekilde bir performansı var. Zaten şimdi ileride birazdan basacağım düzde. Aşırı performanslı bir araba değil. Ama ben 1,5 sene i20 kullanan bir adam olarak söylüyorum. Hem 4 ileriydi hem bundan daha ağır bir arabaydı i20. i20 kullanan bir adam olarak bana yetiyordu yani hocam. Ben çıkıyordum yola. 120, 130. Evet. Rahat bir şekilde gidiyordum. Mesela i20'de hiç radar cezası yemiyordum. Mesela. Öyle bir avantajı vardı arabanın bana. Çünkü radarlar da pahalı artık. Sen de bundan muhtemelen yemezsin yani ceza. Zaten biz öğretmen olduğumuz için çok fazla hız da yapmıyoruz. Sevmiyoruz da. Doğrusunu söylemek lazımsa. Sadece konfor odaklıyım ben. Düşünce tarzım yaklaşımı böyle. Konforlu olsun. 110, 120, 130. Yani çok arıza sorun sıkıntı yok. Açmasın. Zaten sıfır almışsın. Günün en mantıklı işi hocam. Bugün yani eski bir araba alıyorsun. Şura mesela, şurada durayım da. Eski bir araba, bu arada frenleri de çok güzel. Ne kadar basarsam o kadar tutuyor. Konforlu bir freni var bu arabanın. Ama böyle ani fren yaptığınız zaman hafif bir dalma oluyor yani. Ufaktan. Dip gaz yaptım. 6000'lerde vites değiştirecek şekilde gaza bastım. Daha 2700'deyiz. Hafif yokuş aşağı 100 olduk arkadaşlar. Zaten 110 olduk. Fabrika söylüyor. Ben diyor 13.8 saniyede bu araba sıfırdan 100'e çıkıyor diyor. Hani bazen şey diyorlar. Ya o da çok zayıf ya falan. Söylüyor zaten adam. Hani almadan biliyorsun zaten. Orada yazıyor adam yazmış. Mesela şu an görüyorsunuz. 140'da gidiyoruz arkadaşlar. Şanzımanımızın manuel modu var. İleri doğru ittirince atıyor. Mesela 6. viteste 150 km hızla 3600'lerde falan gidiyoruz şu an. Aşırı bir motor sesi yine yok. Hafiften geliyor ama böyle aşırı bir sesi yok. Rüzgar sesi, yol sesi daha çok duyduğun sesler bunlar. Daha çok rüzgar asfalta bağlı olarak şu an yol sesi de çok yok. Biraz bozuk yola girdin mi yol sesi de gelecek diyorsun. Evet. Yanar rüzgarlardan çok hafif etkileniyor burun kısmı.
O hem çamurluklardaki boşluklardan hem bu lastiklerden hem biraz yüksek olmasından bir 16 falan onu bir tık daha böyle azaltacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Yol tutuşu olarak da dediğim gibi arabada böyle çok ciddi bir sıkıntı yok. Bu bir atraksiyon arabası değil. Alacağım, bineceğim yani bu araba, o araba. Ama hani böyle 140-150 giderken de arabam kötü yol tutuyor falan demez. Çok rahat bir şekilde ilerlersin. Arka bağımsız süspansiyonlar olmadığı için bir tık arkalardan şey oluyor, atma oluyor. O da yani bu segmentte, bu fiyata, bu donanıma bir araba alıyorsun. Bazı şeylerde olmayı versin yani. Yapacak bir şey yok. Her şey 10 numara olursa. Mesela bu arabaya arka bağımsız süspansiyon koysalardı da hocam, sana deselerdi ki 180 bin lira. Derdin ki... Evet, o zaman da çok pahalı gelecekti. Aynen, çok pahalı gelecekti. Ucuz olması için bir şeylerin az olması lazım yani. Şehir içi için ideal bir araba açıkçası. Direksiyonu 50 km'den önce hafifliyor. 50 km'den sonra sertleşiyor. Virajlara dönüş, yarı çapını falan gayet güzel. Şehir içinde çok daha pratik, çok daha eğlenceli bir araba. Alt devirleri de güzel bu araba. Evet, benim de o da dikkatimi çekti. Atmosferik motor olmasına rağmen hiç öyle boşlukta kaldığını hissetmedim arabanın. Aynen, alt devirleri iyi. Özellikle alt devirleri daha iyi zaten. Bir atar böyle kendini, öyle gidecek zannedersin. Evet. Ama öyle olmuyor. Ya, katalogda şey var, 4000 devirlik maksimum tork diyor ama düşük devirlerde de gayet iyi tork veriyor. Bir ağır ağır hızlanma yapalım. Ben şimdi bunu yapmaya başladım hocam, ağır ağır hızlanma. Normal adam mesela 3 kişiyle normal bindi, nasıl hızlanır araba? Şu an normal gaza bastım mesela. İşte ortalama 4000 devirde, 3000 devirde, 3500'de vites değiştirirken şu an bir 4000'de değiştik, bir 3500'de değiştik, bir 3500'de daha değiştik. 65 olduk. Hafif yokuş çıkıyoruz. Normal işte giderken nasıl gider? İşte ışıklardan kalktın gidiyorsun mesela. 85 olduk. Çünkü biz hep 0-100 yapıyoruz ama kullanırken böyle kullanıyorsun arabayı. Yani kimse 0-100 yapmıyor trafikte. 100 olduk mesela. Hafif yokuştayız. 3 kişiyiz. 105 oldu. 110 oldu. 3500'de. Tekrar bir vites değiştirdik. Şu an bakıyorum 6. vitesteyiz. 115 km hızla bu 116 oldu. Bu hafif yokuşu rahat bir şekilde gidebiliyoruz yani, çıkabiliyoruz. Çok dik bir yokuş olduğu zaman zorlanıyor ama buralarda şu an 120 olduk mesela, hala çok rahat bir şekilde ilerliyoruz arabada. Yani yola açıldığın zaman da aslında bu arabalar çok yormuyor. Yani yeni arabalar güzel. Gidiyorsun hani. Gidiliyor. Sıkıntı yok. Ben çok rahat geldim. Şu an mesela elimden daha iyi. Tabii tabii, çok çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsun. Şu an mesela 140'lara geldik. Hala aşırı bir şey yok arabada böyle. Aksi bir durum yok. 145'lere geldik. Mesela bu yokuşta düşüyoruz yavaş yavaş. Hemen bir vites düşürtüp tekrar devam etti. 136'da sabit bir şekilde yine çıkabildik. Araç bu şekilde arkadaşlar. Hocam yakıtın ne? Yakıtını sorayım. Şu an 6.8 litre gösteriyor. 2719 ilk şey, evet, komple. Yakıt şimdi şöyle. Bursa trafiğinde 7.1'di. Sivas'a gelirken 6.8'e düştü. Şu anda da ortalama 6.8. Yani şehir içi, şehir dışı çok fark etmiyor. Motor 1.4 atmosferik motor olduğu için, bir de ben gelirken ortalama 120-130'da geldiğim için çok yüksek bir yani şehir dışında düşer diye beklentiye girmemek lazım. Ortalama 7 litre. Benim gördüğüm o. Şehir içi, şehir dışı karışık. Yani bu da ortalama. Şehir dışı belki 6 dersin. Şehir içi 8-8.5 evet dersin. Ama yoğun trafikte kışın mesela ben i20'de onun altına düşemiyordum. Muhtemelen burada evet kışın kullansan bu arabayı onun altına düşemezsin. Olabilir. Yani. Isıtma sistemi çok verimli, motoru çok çabuk ısıtıyor. Acayip, hemen köşeye dönüyor, ısınıyor motor. Belki dediğin gibi kışın bu daha bizim için dezavantaja dönüşebilir. Aynen. Ama yine vites oranlarından şey yapacağım ben. Yani inşallah 10 olmaz diyorum. Ben 8-8.5'a razıyım da 10 biraz çok. Yani 0 bir araba için, 2020 model bir araba için 10 çok. Aynen. 1.4'ün de şöyle bir avantajı var. Atmosferik motor olduğu için çok rahatsız ederse tüp taktırma şansın var. Tabii. Zaten LPG'de uyumlu bir motormuş. Çok uyumlu. Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım valla. Bir sürü kullandık, hiçbir sorun yok. Arabada yedek lastik çıkmıyor. Tamir kiti çıkıyor. Stepney yeri zaten boş. Bagajın da aslında çok küçük değil hocam. Güzel yani. 352 litre. Evet. Bugün baktığın zaman benim araba mesela Leon C segmenti 380 litre. Yani geniş bagajlarından bir tanesi. Evet, sınıfı biraz küçükmüş aslında. C sınıfı bir araba için 380 litre birazdır. Bunun avantajı şöyle, biraz da araba yüksek olduğu için aslında daha fazla eşya yükleyebiliyorsun. Tabii, dik koyabiliyorsun. Evet, dik koyabiliyorsun. Bir de o bagaj hesaplanırken sunta var ya, oradaki yükseklik ona göre hesaplanıyor. Hı hı. Cam boy hesaplanmıyor. Dolayısıyla da
350 litreden biraz daha fazla kullanıyorsun. Pandizotu çıkardığın zaman fazlasını evet. kullanabiliyorsun. Öyle bir avantajın var. Çocuğu bindiremiyorsun mesela. Aynen öyle. Hocam çok teşekkür ettim. Bursa'dan geldi, arabanı test ettik. Allah razı olsun. Bize de güzel bir hatıra kalmış oldu böylelikle. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Seni takip ediyorum. Önerilerin gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Eyvallah. Bir de daha samimi, daha içten testler yaptığını düşünüyorum. O yüzden de hani Bursa'da, Sivas'ta yaygın olmayan bir araba olduğu için dedim bir gör. Bir de zaten 1.4 cool paketin neredeyse hiç videosu yok. 1.0 var daha evet. çok. Paket en çok satılan paket ama 2-3 tane video ya vardır ya yoktur. Onlar da çok amatör. Hani böyle almak isteyen arkadaşlar için eğer şehir içinde kullanıyorlarsa, kullanmak gibi niyetleri varsa, benim gibi trafiğin %80'ini şehir içinde yapıyorlarsa hakikaten pratik, güzel bir araba. Tavsiye alınır diyorsun. Tavsiye ederim. Ben de tavsiye ediyorum. Gerçekten sorun anlamında da güzel. Hiçbir sorun sıkıntı olmadan uzun uzun binebileceğiniz bir motor şanzıman ikilisiyle geliyor. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.